akşamlar arkadaşlar. Muhammed, çok güzel bir soru seçtim. Hem senin için hem diğer öğrenciler için. Soruyu Alp Hoca'nın, Alp Kortaş Hoca'nın paylaşımlarında gördüm. Beğendim, aldım. Ne sorusu Muhammed bu? Matematik bir fonksiyon sorusu. Fonksiyon sorusu. Bu sene inşallah göreceksin. Sen bunları burada görsen hoca derste ne anlatacak Muhammed? Ben sessize otururum, bir şey anlatsam. Hoca der ki Muhammed sen anlat, ben artık yoracağım. Şimdi Muhammed, ben bu tür soruları gördüğümde benim başvurduğum yöntemlerden bir tanesi tek fonksiyon, çift fonksiyon. Şimdi ben öncelikle bu fonksiyonlara bakacağım ve diyorum ki çelişki metodu. Hep ben böyle matematikte, fizikte kullandığım, böyle sık sık kullandığım ve zevk aldım, kullanırken de hoşuma giden bir metot, çelişki metodu. Diyelim ki Muhammed, fx 1 çift fonksiyon olsun. Tamam. Eğer fx bir çift fonksiyon. Çift fonksiyonun özelliği neydi Muhammed? X yerine artı x de yazsan, eksi x de yazsan bunlar birbirine ne olacak? Eşit. O zaman fx bir çift fonksiyonsa bir bakalım senle. Bu fx kalsın, fx kalsın. Artı bu aynı zamanda neye eşitti? Fx'e. O zaman burası 2 tane fx olur. Doğru mu Muhammed? Eşittir 3x'e. 2 fx, 1 fx daha. 3 tane fx eşittir 3x'e. 1 tane fx eşittir x'e. Fx neydi Muhammed? Çift fonksiyon. Ulan bu nasıl çift fonksiyon? Çift fonksiyon olması için ne yapması lazım? Üst kuvvetlerin 0, 2, 4 çift sayıları lazım. Bu 1. Bu bir, sen diyelim ki tereddüt ettin. Ya baba, bu çift fonksiyon mu, tek fonksiyon mu, ben anlamadım. O zaman bakalım, fx gördüğüm yere eksi x yazarsam ne olur? F eksi x ne oldu Muhammed? X eksi x oldu. Halbuki bu ikisinin birbirine çift fonksiyon olması için ne olması lazımdı? Eşit olması, eşit olması lazım. Mesela deneyebilirim. Fx eşittir. Fx eşittir. Ax kare çıksaydı. Da. F eksi x koyalım şimdi. Senin ilk defa gördüğünüzü düşünerek yapıyorum. A'mız zaten sabit. X yerine artık eksi x. Eksi x'in karesi. Ne oldu? Bu da zaten a çarpı x kare. Bak şimdi çift fonksiyon. Ama burada çift fonksiyon değil. Çelişki metodu budur. Evet, anlıyoruz ki fx nasıl bir fonksiyonmuş Muhammed? Tek bir fonksiyon. Tek bir fonksiyonmuş. O zaman tek fonksiyon olarak, hani diyor ya yalan çift fonksiyon falan. Tek fonksiyon. O zaman fx gördüğüm yere, yalnız bak fonksiyonları unutmayalım. Tek fonksiyon olabilir, çift fonksiyon olabilir. Hem tek hem çift fonksiyon özelliğini de gösterebilir. Mesela e üzeri ifadeler. Mesela e üzeri ix gibi. Ne dedik? Fx bir tek fonksiyon ise. O zaman burası ne oldu Muhammed? Bu fx aynen kaldı. 2. Tek fonksiyonsa bu eksilik dışarı gidiyordu. Fx oluyor. Tek fonksiyon özelliğini yazmadık. Fx eşittir. Ne diyelim Muhammed? F eksi x'e. Ha böyle yazılıyor. Dur düzelteceğim. Özür. Yine yazamadım. Şöyle. Eksi x. Bu. Tek fonksiyonu gördün mü? Sanki bu eksilik dışarı çıkmış gibi. Fonksiyon dışına çıkmış gibi. O zaman bu özelliği kullandık. Bu eksiliği dışarı aldık. Bu şey ifade kaldı. Burada ne oldu Muhammed? 3x. Fx'ten 2 tane fx çıkarsam eksi fx kalır Muhammed. O da 3x'e. Fx eşittir neye? Eksi 3x'e. Evet Muhammed Efendi. Doğrudur. Adamlar zaten soruda bize fx eşittir soru işareti sormuşlardı. Tam sorunun başında söylemedim. Hem konu anlatımı için hem de bir mini soru çözüm için güzel bir yöntemdi. Seninle paylaşmak istedim. Herkese başarılar.